araştırma yapmayı öğrenin. Sorduğunuz soruların kaynaklarına inmeye, tamam mı? Sorularınızı kendiniz araştırmaya, cevaplarınızı düzenlemeye, cevaplarınız üzerine düşünmeye, muhtemel gelecek itirazlara cevaplar vermeye ve benzerine kendinizi alıştırın. Nedir? Filankes mesele. İşte Sümer tabletlerinde şöyle bir şey varmış. Tamam kardeşim, otur. İnternetten kaynaklara bak. İşte ne bileyim, dilin varsa İngilizce kaynaklara bak. Bununla ilgili bir kaynak belirle kendine. Tamam mı? Ondan sonra iddiayı ele al. İddia üzerine düşün. Muhtemel yönlerini çıkart. Ondan sonra kaynaklarına in. Bu iddialar doğru olabilir mi? Nasıl incelenir? Nasıl araştırılır? Ve benzeri ve benzeri. Ve burada çalışmalarınızın mükemmel olmasını beklemeyin. Yani mükemmel olmayacak çalışmalarınız. Ama faydalı olacak. Her zaman faydalı olacak çalışmalarınız. Ya hocam benim işte ilmim çok az. Hani ben nasıl araştırma yapayım? Tamam işte ilmim böyle gelişecek zaten. Bir şey nasıl öğrenilir? Öğrenmiş olacaksın bununla. Çok kötü düzeyde olsa dahi araştırmalarınızı bir kenara not edin. Muhakkak. Bir bilgisayarda Word klasör yapın. O araştırma notlarınız kaybolmasın diye onu bir flash belleğe çekin. Ve benzeri bu şekilde bir araştırma klasörünüz olsun. Çünkü araştırma ciddi bir şekilde öğretici bir şeydir. Bir şeyi araştırmadan onu öğrenemezsiniz. O yüzden ve hakeza ilminizin ne kadar zayıf olduğunu da anlayacaksınız. Hani biz neyi bilmiyorum diye bir video çekmiştik ya. Onu da anlayacaksınız araştırma yaptığınızda. Çünkü diyeceksiniz ki ya ben bir meseleyi böyle inceledim. Aa, ben bunu incelemeden önce hiçbir şey bilmiyormuşum bununla ilgili ama konuşuyordum. Araştırdıktan sonra baktım ki ne kadar derin bir meseleymiş. Ve benzeri ben araştırdım böyleydi ama ekleyecek bir şey var mı? Eklenecek bir şey var mı? Bir şey yanlış anlamış mıyım? Veya hocalarınızla sürekli dirsek temasında olun. Hocam ben işte nasıl araştırabilirim bunu? Hangi kaynaklardan inceleyebilirim? Nerelere bakabilirim? Ve benzeri zaten araştırma yapmak isteyen insanı herkes yönlendirmek ister. Ama lapacı gibi gelip de hocam şöyle bir şey kafama şöyle bir şey takıldı. Ya tam takıldıysa incele kardeş yani. Hani, anladın mı? O yüzden bizde bu ilmi sahaya, fikri sahaya çok kişinin girmesini sağlamamız lazım. Çok kişinin girmesi bir meseleyi çok kişinin incelemesi, çok kişinin bir şeyler bulması, onunla ilgili istişarelerin artması belli bir yerden sonra kemale ulaşan sonuçlar demektir. Yani senin nakıs sonucun, onun nakıs sonucu, öbürünün eksik sonucu bunlar birleştiği zaman bir kemal ortaya çıkar. Sen 5 delil bulursun, 3 o bulur, 8 o bulur. Toplandığı zaman artık inkar edilemez bir delalete ulaşır bu işler. O yüzden bu araştırma mantığını geliştirmemiz lazım. Ben hepinize, teker teker hepinize, ilmi meselelerle uğraşmak istiyorsanız hepinize tavsiye ediyorum araştırmayı. İslami hususlarda da olur, gayri İslami meselelerde de olur. Yani çok giriş düzeyinde bile olsa böyle antik Yunanca metinleri hafif hafif ben okurum, harfleri tanırım düzeyinde bir şeylere varılabilir mi? Yani bunu yapacak mesela Türkiye'de 10 tane adam olsa, 5 tane adam olsa kafi. O yüzden kendinizi ancak böyle geliştirebilirsiniz. Çalışmalar yapın, çalışmalarınızı not edin, kenara koyun. O çalışmaları belli bir süre sonra mütalaa edin. Çalışmalar esnasında insanlarda fikir alışverişinde bulunun. Çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Bunların çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Böyle çünkü suyun kenarında bekleyerek yüzme öğrenemezsin.